Merhaba sevgili oğlaklar. Selamlar sevgili oğlaklar. Nasılsınız, iyi misiniz? 2014 yılı Bilinçukuru Astroloji Yıllık Haber Merkezi'ne hoş geldiniz. Sayın Demet Baltacı, ben Oğuzhan Ceyhan. Sizlere elden geldiğince yardımcı olmaya çalışacağız. Evet sevgili Demet, neler var neler yok. Satürn'ün durumu ne? Jüpiter ne halt ediyor? Venüs evet. Ne olacak? Evet. Ne diyorsun? Sevgili oğlaklar, 2013 yılı birçok açıdan sizi destekleyen bir yıldı. Her ne kadar burcunuzdaki Plüton ve Koç burcundaki Uranüs'ün zorlamaları olsa da Satürn ve Jüpiter'in pozisyonları oğlaklar için şanslı fırsatlar da yarattı. Bu yıl Satürn, sizin gezegeniniz Satürn yıl sonuna kadar 27 Aralık'a kadar yine Akrep burcundaki seyrini sürdürecek. Jüpiter karşıt burcunuzda 17 Temmuz'a kadar kalacak. Dolayısıyla aslında oğlaklar için yine Jüpiter'in ve Satürn'ün olumlu destekleri devam ediyor. Ancak yıl içerisinde bazı önemli gezegen hareketleri var. Bunlardan ilki yılın hemen başında Ocak ayında yaşanacak olan Oğlak Burcu'ndaki Venüs Retrosu olacak. Bir Venüs evet. Retrosu var. 21 Aralık 2013'te başlayıp 31 Ocak'a kadar devam edecek olan bir Venüs Retrosu ve yılbaşı günü. Evet. Yılbaşı günü oluşacak olan gezegen açıları Venüs Retrosu, bu ikisi zorlu gezegen döngüleri. Evet. Venüs Retrosu Oğlak Burcu'nda gerçeği söylemek gerekirse doğum haritasında Venüs'ü retro olanları olumlu etkileyebilir ama Venüs'ü ileri harekette olan Oğlak Burçlarını biraz zorlayabilir. Evet. Şimdi Venüs Oğlak'ta nasıl? Venüs Oğlak'ta aslında çok sevdiği bir burçta değil. Genel olarak enerjisi zaten düşük. Venüs Oğlak Burcu'nda retro hareketli olduğunda bir bayanlarla ilgili estetiksel problemlere neden olabilir veya ciltle ilgili problemler. Özellikle Venüs Oğlak'ta cilt, kemik, kas sistemi, dizlerle ilgili sorunlar olabilir. Aslında daha önce yaptırılmış olan bir cilt operasyonunun sonucu iyi gelmeyebilir. Evet. Bu dönemde estetik operasyonlar yasak. İlişkilerde başlangıçlar için yine olumlu değil. İlişkiler için olumlu değil. Estetik operasyonlarda sıkıntılar var. Yarıda kalmış, eskide kalmış, geçmişte kalmış bir ilişkiyle ilgili sinir bozucu haberler gelir. Evet, eskilerden. 1-8 Ocak arası tutulmanın da etkisiyle 1-10 Ocak arasında bu öyle bir etki olabilir. Evet. 31 Ocak'a kadar. Birazsa Venüs'ün retrosu hanımları daha çok etkiler. Evet, tabii. Geçmiş ilişkilerle ilgili gerginlikler, geçmiş ilişkinin ortaya çıkması, karşılıklı laflar aşırı, yarıda kalmış bir ilişkinin canlanmaya çalışması olabileceği gibi Venüs'ün estetik kaygılı olgularda ve yapılarda sorun çıkartması. Aşırı soğuk bir Ocak geliyor. Evet. Cilt ile ilgili sorunlar, dizlerle ilgili sorunlar gibi olaylarda olabilir. Bir de 2 Mart'tan sonra, hadi Venüs'ü bıraktık. Evet, sonra. 2 Mart'tan sonra 17 Temmuz'a kadar etkisi olan ama bunun da 2 Mart'ta 20 Mayıs arasında Mars'ın da çok ciddi kariyer ve iş yaşamlarıyla ilgili sorunları olacak. Evet. Yani eğer Mars doğum haritalarında problemli bir döngüdeyse bazıları işlerini kaybedecekler. Bazı oğlak burçlara iş ve kariyer hayatlarıyla ilgili sıkıntılar yaşayacaklar. Yalnızca 60 yaş üstü oğlak burçlarına bu etkili olur. Evet. Olumlu etkili olur. Bazıları da uzun zamandan beri işsizlerse yeni işlerde bulabilirler. İşte Mars'ın 2 Mart'tan sonraki bu etkilerinde bir de tutulmalar var. Tutulmalar nasıl etkiliyor Oğlak Burcu'nu? Evet, bu yıl da 4 tutulma yaşayacağız. Bunlardan 15 Nisan'da Terazi Burcu'nda olacak Ay tutulması Oğlaklar için önemli bir tutulma. 25 derece Terazi Burcu'nda olacak. Yine kariyer evleriyle alakalı kariyerleri, iş kariyerleri veya aile büyükleri veya otorite kavramları ile ilgili bazı durumlar oluşabilir. Çünkü o dönemde Mars'ın retrosu da devam ediyor. İşte bu olacak. Bak ne demek mesela? İş kaybı demek. Evet. Bu. Bazı mesela 12 Ocak civarında 12-15 Ocak arasında doğmuş olan Oğlak burçlarında birkaç ay içinde bu tutulmanın etkisi Temmuz'da görülür. Evet. O Nisan'da veya Temmuz'da iş kaybı demek ve belli beklenmedik kayıplarla karşılaşmak demek. Aile büyüklerinde sağlık sorunları demek. Evet. Demek gibi etkilere de sebebiyet veriyor. Dikkatli olun, temkinli olun bu tarihlere. Evet, 29 Nisan Boğa Burcu'ndaki o güneş güzel. Tutulması oğlaklar için destekleyici bir tutulma. 8 Ekim Koç Burcu'nda bir ay tutulması olacak. 15 derece Koç Burcu'nda bu sefer oğlaklar için ev, yaşam alanları, aile gündeme geliyor. Birlikte yaşadığı insanlar, kadınlar, anne, duygusal olarak bağlı olduğu kişilerle ilgili
bazı sıkıntılara sebebiyet verecek. Çünkü bu tutulmaların arkasında Uranüs ve Plüton arasında dengesiz değerler var. Evet. Onun için bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Sevgili Oğlak, 23 Ekim Akrep Burcu'nda Güneş tutulması Oğlak için çok olumlu diyelim ben. Evet, o olumlu bir tutulma, Akrep Burcu'ndaki tutulma. Bir de Oğlaklar için yeni ay, dolunay zamanları da tabii yıl içerisinde önemli. İlk dolunay hemen yıl başında yaşayacağız. 1 Ocak Oğlak Burcu'ndaki dolunay, bu zor bir dolunay. Kazalar, evet, çatışmalar, gerginlikler, karı koca kavgaları, beklenmedik sorunlar, hırsızlıklar. Doğum günü özellikle yılbaşına yakın olanlar için. Kronik hastalıklarda ölümcül tehlikeler, bunlara dikkat edin. 22 Aralık Oğlak Burcu yeni ayı. Bu daha olumlu bir yeni ay. Yıl sonunda yaşanacak bir yeni ay. Tabii zor dönemler. Ocak başı yine Mart, Nisan başı, Mart sonu, Nisan başı, 2-3 Nisan civarı, Temmuz yine 4-9 Temmuz aralığı, 5-8 Ekim aralığı, 11-13 Kasım aralığı gökyüzünde özellikle zorlayıcı açılar var. Oğlakların dikkat etmesi gerekiyor. Baksana bak, evet. 13 derece Oğlak, Mars kare 13 Kasım'da, evet. Uranüs var. Evet. Oğlak Burcu'nda bir Mars etkisi var Kasım ayında, hı hı. Aralık ayında, ki bu yayı da etkileyen bir gezegen, evet, döngüsü. Bu beklenmedik tartışmalar, çatışmalar, işte para kaybı, enerji kaybı, evet, küçük kazalar. 19 Kasım Güneş kavuşum Satürn. Oğlak Burcu için iyi ne var dersek evlilik var. Evet, özellikle iş ortaklığı, evet, var, evlilik var. İlişkiler konusunda şanslar devam ediyor. İlişkiler konusunda şanslı, evlilik konusunda şanslı. Hı hı. Evlilik, mesela yanlış giden bir ilişki bitebilir, yeni bir ilişkiye başlayabilir, evet, o kişiyle evlenebilir, bazılarının çocuğu olabilir gibi gibi gezegen döngüleri var. Bir de Oğlak Burcu'nda Jüpiter'in 8. evine gelmesiyle beraber 12 Temmuz'dan, hı hı, itibaren de parasal kaynaklarda belirgin bir artış var. Evet, özellikle başka kaynaklardan destekleyebilecek, belki çalışma dışında gelebilecek paralar da olabilir bunlar. Mesela ucuz kredi bulabilir, evet, eşin bazı gelirleri, evet, olabilir, miras kalabilir, evet, buna benzeyen yapılar olabilir. Küçük bir sağlık sorunu da halledebilir derim ben. Sen ne dersin? Evet sevgili oğlaklar, bu yıl bazı gezegen açıları sizi çok zorlayabilir ama yine de Satürn'ün ve Yengeç'in destekleyen enerjileri devam ediyor oğlaklar için. Hayatlarındaki başlayan bazı gelişimlerin, dönüşümlerin devam ettiği bir yıl olacak bu yıl oğlaklar için. Ve bu dönüşümler biraz zorlasa da sonu iyi olacak. Saygılar. Hoşça kalın. Güle güle.